Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Geçen sene tam bugün. Ramazan ayından bir gün önceki bir gündü. Birçok öğrenci bana şu yönde mesaj attı. Hocam Ramazan ayı geliyor. Oruç tutacağız. Ama bunu oruç tutarken de bu ibadetimizi yerine getirirken de ders çalışmaktan kopmak istemiyoruz. Ders performansımızı düşürmek istemiyoruz. Nasıl bir çalışma yöntemi bize önerirsiniz diye birçok mesaj gelmişti. Bunun neticesinde bir video hazırlamıştım. Ramazan ayında ders çalışma programı. Bu videoyu yeniden çekmeye ihtiyacı duyduk. Çünkü bu yılda aynı şekilde bu yönde çok mesajlar geliyor. Hocam geçen seneki programı A'dan Z'ye uyduk. Çok güzel bir netice elde ettik diyen arkadaşlarımız çok güzel yerlere vardılar. Yine bu yılda inanıyorum ki bu programla Ramazan'ı dolu dolu geçireceğimizi düşünüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar Ramazan ayında herkes de bir performans düşüklüğü oluyor. Farklı bir atmosferi var Ramazan ayının. Yani gün boyu oruçlu olmak bizi performans olarak düşürüyor. İşte sürekli bir uyuklama hali, iftardan sonra bir iftar yaptıktan sonra bir uyuklama, bir yorgunluk çökme hali oluyor. Bu hepimize yaşanıyor. Ama başarı bedeli istiyor. Sen bir yola çıktıysan bu yolda eğer ki yokuş aşağı doğru gidiyorsan yani çok kolay bir şekilde el, elde etmek istediğini başarıyorsan emin ol ki oradan lezzet alamazsın. Senin hedeflediğin nokta kaymakamlık. Senin hedeflediğin nokta hakimlik. Senin hedef koyduğun şey bulunduğun meslekte yükselmek. Pomsel yardımcısı olmak, uzman memur olmak, şube müdürü olmak vesaire. Yükselmek istiyorsun. O zaman senin diğerlerinden farklı olarak bir şeyler yapabilmen lazım. Senin şu andaki yaptığın şeyi etrafındaki herkes yaparsa herkes kaymakam olur. Veya herkes hakim olur. Ama sen ben hakime hanıma, kaymakam hanıma, kaymakam beye, hakim beye talibim diyorsan, amir olmaya, müdür olmaya talibim diyorsan, farklı, herkesten farklı bir şarkı söylemen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar arada bir gözüm kendime kayıyor. Ekranda kendimi görüyorum yan tarafta. Şimdi nasıl bir çalışma programı hazırlayacağız? Öncelikle şundan bahsedeyim. Arkadaşlar e, hocam sen diyorsun sürekli başarı bedeli ister. Çok çalışın, şöyle yapın, böyle yapın ama e, belki netice alamayacağız. Ama denemiş olacaksın. Bak netice almamış olabilirsin. Ben hukuk fakültesini e, ilk üniversitem Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuydum. Ondan sonra evlendik, çok çocuk oldu vesaire derken hukuk fakültesini 4 yıl denedikten sonra kazanamadım. 5. yıl kazandım. 5 defa dedim ki kendime bir limit koydum. Bu yıl 5. yılın son olacak dedim. Ve bıkmadan, usanmadan ne yaptım? Denedim, denedim, denedim. Mesela biraz önce bir arkadaşımız bana mesaj atmış. Hocam Kaymakam e, kaymakamlık sınavına 2 3 de 3 defa denedim. Tam sınıra geldim, olmadı. Tam sınıra geldim, olmadı. Şimdi vazgeçme kararı alıyorum. Lütfen bana bir şeyler söyleyin ki harekete geçireyim. Şimdi sen kapıyı gelmişsin. Kapının ucuna kadar gelmişsin. Kapı kilitli değil. Kapıyı ittiğin anda açılacak. Ama sen zannediyorsun ki o kapıyı itmekle de açılmayacak. Hafif dokunmam bile yetecek ama sen zannediyorsun ki bir o kadar daha çalışmam gerekiyor. Hayır. Sen azmettin, sen çalıştın, geceni gündüzüne kattın, ailenden feragat ettin, çocuklarından feragat ettin, sosyal hayatından feragat ettin. Ben hukuk fakültesini okurken benim iki çocuğum vardı. Küçücük küçük, iki çocuk. Hem bir taraftan çocuklara bakıyorduk. Hem bir taraftan video eğitim paketleri hazırlıyorduk. Hem bir taraftan hukuk fakültesini bitirmeye çalışıyorduk. Hem bir taraftan yayın işleri vardı. Kitaplarla uğraşıyorduk. Bu kadar yoğun bir temponun içerisinde bir şeyler yapabilmek gerekiyordu. Farklı bir şarkı söylemek gerekiyordu. Neticesinde şu an ben sana burada bir çalışma programı koymak istiyorum. Bir hedef belirlemek istiyorum. Bir hedefi belirliyse o hedefe varana kadar sana yol arkadaşlığı ettim. Senden öncekilere edeceğim de sana ve senden sonrakilere. Yeter ki sabırla, bizimle kal, hukuk öğretirle kal, eğitim paketleriyle kal, kitaplarımızla kal. Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci ders programımız şu. Çalışanlar için. Hocam ben gün içerisinde çalışıyorum. Ama hedeflediğim bir sınav var. X sınavı, Y sınavı var. Ne şekilde bir program izlemeliyim? Şimdi arkadaşlar iftar saatlerine baktığımda 19.30 gibi ortalama 10 dakika eksi 10 dakika artı olabilir. 19.30 gibi ezan okunuyor. 19.30'dan 21.30'a kadar tamamen serbestsin. Ailenle iftar yap, her, çocuklarla vakit geçir, 21.30'dan sonra 23.30'a kadar tamamen hedefine odaklı planlı programlı şekilde hedef takvimini yanına almamışım. Yusuf buraya hedef takvimi koyacaktır. Ee, videonun açıklama linkinde de hedef takvimi bırakacağım. 60 günlük bir hedef takvim var. Sen bunu Ramazan ayı boyunca uygulayacaksın. 30 gün boyunca uygulayacaksın. Veya 29 gün boyunca uygulayacaksın. Şimdi o hedef takvimde arkadaşlar ne yapıyorsun? Ramazan ayının birinci günü yaptığın programı tik koyuyorsun. Çarpıyı ata 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 zinciri kırmıyorsun. Demek ki birinci ne? 21.30'da başlanıyor. 23.30'a kadar ne yapıyorsun? 2 saat boyunca sağlam bir şekilde hedefine odaklanarak dersini çalışıyorsun. 2 saat cepte. Sonra sabah uyandığında yani sahur'a kalktığında sahurdan sonra uyumak yok. Yani sabah 5'te sahurun bittiğini düşünürsek sabah 5'ten 0700'a kadar 2 saatlik bir çalışma performansı daha istiyorum senden. Yani toplamda 4 saat boyunca ne yapıyorsun? Hedefine odaklanmış bir şekilde, planlı programlı bir şekilde çalışmış oluyorsun. Günü tamamlıyorsun. Hedef takvimini bir çarpı atarak o zinciri kırmıyorsun. Bu çalışanlar için bir program. Hocam ben çalışmıyorum. Evde ders çalışacağım. Ramazan ayında geçireceğim. Evde de ders çalışmak istiyorum. Nasıl bir program hazırlarsınız? Şimdi arkadaşlar yine senin için söylüyorum. 21.30'dan 23.30'a kadar 2 saat bir çalışma programı. 2 saat cepte. Devam ediyorum. Sabah 5 ile yani sahurdan sonra 5 ile 7.00'da da 2 saatlik bir çalışma programı. Etti sana 4 saat. Gün içerisinde de 11'de uyandığını düşünürsek 11'den 16'ya kadar bu aralıkta günün hangi saatinde kendini iyi hissediyor ve ders çalışabilecek bir potansiyel kendinde görüyorsan ne yapıyorsun? 2 saat yani 11 ile 16 arası 2 saatlik bir ders çalışma programı uyguladığında toplam 6 saat ders çalışmış oluyorsun. Sana tavsiyem şudur. Gece 21.30 ve 23.30 arasında çalışacağın e, ders süresinde yeni dersler çalış. Örnek veriyorum. Kaymakamlıkla mı? Bize, bizim de kaymakamlıkla mı yol alıyorsun? Görev kaymakamlık kitabından bir tane mevzuat bitir. İşte komiser yardımcılığı misyon koruma sınavına mı hazırlanıyorsun? Taltif mevzuat kitabından bir mevzuat bitir. Veya hocam biz, sizden hakimlik sınavına mı hazırlanıyorum? Ticaret hukukundan 4 video bitir. İşte medeni hukuktan 4 video bitir. 5 video bitir. Yani o saatlerde ne yap? Sürekli verimli bir şekilde ne yap? Video izle. Video izle. Yeni konular öğren. Sabah aynı keza. Günün yani oruç vaktinin başladığı saatler olduğundan dolayı 5 ile 7 arası 2 saatte sürekli ne yap? Yine videolar izle, yeni konular öğren. Hocam gün içinde ne yapacağım? Gün içinde yeni bir bilgi almakta vücut yorgun olabilir. Yani 11 ile 16 arasında toplamda 2 saat çalışmanı istiyorum. Hangi aralıklarda çalışırsan sana bırakıyorum. O aralıklarda ne yapıyorsun? O gün içerisinde yani 21 30 ile 23 30 arası çalıştığın e, dersleri, sabah çalıştığın dersleri gün içinde tekrar etmeni istiyorum. Tamam Bol tekrar. Peki hocam ben çalışan değilim. E, ben çalışan program bana uygun değil hocam. Hocam ben e, çalışmıyorum. Herhangi bir kurumda çalışmıyorum. Herhangi bir yerde çalışmıyorum. Ama e, senin bu gündüz programında bana uymuyor. Ben gececiyim. Ben gece çalışmayı seviyorum diyen arkadaşlar ise şöyle bir program hazırladım. Arkadaşlar yine Aynı etüt sistemi 21.30 ile 23.30 arası 3 programında da ortaktır. 2 saat ders çalışıyorsun. 23.30'dan sonra bir yarım saatlik moladan sonra bir kahve yapıyorsun. 24'te başlıyorsun. Gece 3'e kadar, gece 3'e kadar arkadaşlar 3 saat boyunca ders çalışıyorsun. Yani geceyi komple ders çalışmakla geçirmiş oluyorsun. Toplamda 5 saat. Bu 5 saat çalıştığın dersi Gün içerisinde tabii ki muhtemelen öğlen sonuna kadar uyuyacaksın. Gün içerisinde minimum 1 saat tekrar yapmanı istiyorum. Yani toplamda 6 saat ders çalışmış olacaksın. Arkadaşlar, Ramazan ayında dengelerin değiştiği bir dönemdir. Nasıl dengelerin değiştiği bir dönemdir? Eğer yetiştirmen gereken program varsa daha hızlı, daha yoğun çalışarak birçok arkadaşın gerisindeyken onlarla başa baş gidebilme fırsatım var. Ramazan ayında herkes ya işte Ramazan ayı gün içinde oruç, gece yorgunluk vesaire derken ders çalışamıyorum gibi bahanelere sığınırken senin farklı bir şarkı söyleyerek bu programı A'dan Z'ye uygulayacak hedefine bir adım daha yaklaşmış olacaksın. Bunu her zaman söylüyorum. İlan geldikten sonra herkes ders çalışır. Hocam ben kaymakamlığa hazırlanacağım. Herhangi bir ilan henüz gelmedi. Hocam ben hakimliğe hazırlanacağım. Herhangi bir ilan henüz gelmedi. İşte hocam ben X sınavına, Y sınavına hazırlanacağım. Herhangi bir ilan henüz gelmedi. İlan geldikten sonra emin ol, etrafına bak. İlan geldikten sonra herkes ders çalışır. Önemli olan tedbirli olmak, öngörülü olmak, ilan gelmeden önce ders çalışabilmek. Ben bunun yıllardır yaşıyorum. Daha yeni yaşadığımız bir e, ilandan bahsedelim. Komiser yardımcılığı sınav ilanı. Yakın zamanda bir sınav ilanı olacağı duyumları dolaşıyordu. Tamam Ama net bir ilan duyurusu yapılmamıştı. Biz öğrencilerimize şunu diyorduk. Bakın bir dünya mevzuatlar var sizi bekliyor tahtif kitabında. Onlara çalışın. Hukuk eğitim paketleri var. Anayasa, idare, iyuk, ceza genel, ceza muhakemesi, insan hakları. Bunların video soru bankaları var. Bunları bitirin. Sonra e, yakın zamanda deneme çıkacak arkadaşlar. Ramazan ayı içerisinde çıkarmayı planlıyoruz. Yani ortalarında çıkar diye düşünüyoruz. Bunları çalışın. Çalışın. Bak sistemli çalışın. İlan geldikten sonra herkes çalışır. Kazanır zaten. Yani şöyle diyelim. İlan geldikten sonra herkes bir çalışma performansına girer. Önemli olan öncesinde çalışmak. İlan geldi. Haklı çıktık. Ve herkes emin ol bu sınavı kazanmak için çabalıyor, çalışıyor yoğun bir şekilde. Ama bana birçok öğrenci nasıl bir mesaj atıyor biliyor musun? Hocam diyor. Ben konuları bitirdim, sorular üzerinden tekrar tekrar ediyorum. Diğer arkadaşlar işte o yeniden başlayanlar, sonradan başlayan arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? İşte Ramazan ayı bir fırsat. Deli gibi yoğunlaş. Çünkü senden önce çalışmaya başlayanlara fark atabilmen için veya onları yakalayabilmen için bu açığı kapatman gerekiyor. Onlar işte uzun süreden beri çalışıyor, bir yorgunluk çöktü hissiyatıyla yavaşlarken senin daha sıkı sarılman gerekiyor. Tamam. Evet arkadaşlar kendine iyi bak. Hoş ol hoşça kal. Sert bir bitiriş oldu. Umarım faydalı bir program olacaktır. Bu programları hangi sana uyuyorsa çalışansan ...veya gececiysen... ...hocam hem gece çalışırım hem gündüz çalışırım dersen... ...bu üç programdan birini tercih etme hakkı senindir. Biz senin her zaman yanındayız. Eminim başaracaksın. Eminim sana hakime hanım, hakim bey... ...kaymakam hanım, kaymakam bey... ...diyeceğim günler çok yakındır. Geçen Ankara'da Aspova'daydık. Ee, bizim hemen karşı çaprazımızda bir masa vardı. Üç tane genç arkadaşımız oturuyordu. Eee bana bakıyorlardı, tanıdılar diye düşünmüştüm. Sonra hemen 10 dakika sonra çıkıp geldiler. Üçte kaymakammış. Hocam dedi, hatta bir bayan arkadaşımız kaymakam hanım şöyle dedi. Hocam dedi, siz bize de videolarda şunu derdiniz. Kaymakam hanım, kaymakam bey derdiniz. Bana gerçekten çok hayal gelirdi bu cümleler. Şimdi o kadar gerçek olduğuna inanıyorum ki yani onları o videoda siz bana kaymakam hanım, Kaymakam bey dediğinizde bana o kadar e, hayal gelen, acaba olmayacak mı, olacak mı diye tereddüt yaşadığım anlarda bana o söylediğiniz şeyler o kadar güç veriyordu ve hazırlanıyordum ki bugün dedi ben kaymakam hanım. Bu var ya inanılmaz e, beni mutlu etti. Korkunç bir şekilde beni mutlu etti. Eminim ki sen de o hayalini kurduğun makamlara kavuşacaksın. O makamlara geldikten sonra beni yemeye çağıracaksın. Ben hep şunu söylüyorum o sınavlar kazanılacak, o yemekler ısmarlanacak. İnşallah bir dahaki Ramazan'da hedefine kavuşmuş, o sınavı kazanmış, seninle iftar programında o yemeği ısmarlatıyor olurum. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Unutma, sen istemesen de hukuku öğretir.